Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Benim keyfim yerinde arkadaşlar. Şile, ateş, civcivler falan takılıyoruz. İşe gidip geliyoruz. Aynı devam. Arada da işte böyle fırsat bulduğum zaman, zamanım olduğu zaman video paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Yeni kalktım. Sesim birazcık değişik geliyor olabilir. Şimdi ekmek yoktu. Ekmek almaya gideceğim. Bir ekmek alayım geleyim. Güzel bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra yapacağımız şeyler var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz ki ufaktan mini çiftliğimizi, bahçemizi oluşturmaya başladık. Bahçemizde ama çok eksiğimiz var. Mesela bahçeye bir sandalye, masa sandalye falan yapmam lazım. Bir misafir gelse, bir şey olsa yani. İnsanların oturacak yeri yok. Nereye oturacak insanlar? Yani o yüzden ufaktan bir düzenleme yapmam lazım. Bir masa yapacağım, sandalye yapacağım. Kereste aldım. Bu ağaçların, hani ağaçlardan 5-10, 10-10 falan yapıyorlar. Onların dış kabukları oluyor. Dış kabuklarını kullanılmıyor. Kullanılmadığı için de çok uygun bir fiyata kerestelisi de satıyorlar. Bunlardan aldım arkadaşlar. Tanesi 5 lira falan gibi bir fiyatı var. Geçen almıştım. 100 liralık almıştım. Onları şey yapmıştım. Nasıl söyleyeyim size? Dış duvarı, yani bahçenin duvarını çit yapmıştım. Şimdi bir 100 liralık daha aldım. Onlarla da yapacağım şey ufaktan bir civcivlerimiz için bir şey yapacağım. Kümes yapacağım. Ondan sonra onun ön kısmına gezebilecekleri bir alan yapacağım. Ama aslında büyük yapsak daha mantıklı. Çünkü büyüyecek o hayvanlar. Ama büyüdükleri zaman yan tarafa ateşin olduğu bölümü alabilirim. Çünkü daha sonra ilerleyen zamanlarda bu maaşta değil de bir sonraki maaşta şey kaynamış. Şunu bir alayım. Bu maaşta değil ama bir sonraki maaşta muhtemelen şey yapacağım. Bilmiyorum da sayısını. Bir yumurtlayan tavuk alacağım. Direktmen yani. Direktmen yumurta veren tavuk alacağım. Bizim için çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Civcivlerimiz de bunlar da yanında olacaklar. Yani bir yaklaşık bir 10-15 tane olsun istiyorum yani. 10-15 tane olursa gayet güzel olur bizim için. Ondan sonra bunlar tavuklarımızı falan aldık. Ateşe kulübe yapacağım. Şileye kulübe yapacağım. Onlar da bahçede duracaklar. Normalde mesela Şile ile Ateş, mesela Şile ev köpeği. Ama Şile'yi evde bırakıp da ben Ateş'i bahçede bırakmam abi. Ayrımcılık olmaz yani. Şimdi tamam, Ateş dışarıda durabilir, şey yapabilir ama öyle olmaz. Şimdi mesela insanlar da o şekildedir. Ateş'i ben dışarıda bıraktığım zaman aa diyecek, öbür köpek evde beni dışarıda bırakıyor diye düşünür abi. Hayvan bilir yani, anlar. Köpeğe yani sen iyi davranırsan köpek de sana iyi davranır mesela. Başına bir şey gelir, bir şey olur, yardım eder sana. Her şekilde yardım eder. Sen hiç anlamazsın belki ama o hayvan sana yardım eder. Yardım etmek için elinden geleni yapar yani. Canı pahasına korur seni. Bu hayvanlar öyle hayvanlar arkadaşlar. Sen sevgini verirsen ona, onlar da sana sadakatini sunar, öyle söyleyeyim. Ben de elimden geldiğince sevgimi vermeye çalışıyorum yani. Birine yemek verirken diğerine vermemezlik yapmıyorum yani. Mesela yemek yerken bir parça birine veriyorsam diğerine de veriyorum ki hemen kıskanmasın, şey yapmasın yani. Moral bozulmasın diye hayvanın. Şimdi ikisine de kulübe yapacağım. Kulübeleri olsun abi. Bir köşede birinin kulübesi olsun, bir köşede birinin kulübesi olsun. Şila'nın kulübesini yapacağız. Ateş'in kulübesini yapacağız. Civcivlerimize ufaktan bir yer yapacağım. Civciv yeri yapacağım. Çünkü civcivi her zaman şey yapabiliriz, alabiliriz yani. O her zaman bir elimizde bulunsun yani. Bir civciv evi, ufaktan da bir etrafında gezme alanı. Öyle bir şey yapacağım. Kartondan daha iyidir en azından. Bir civciv evi yapacağım. Ondan sonra onu yapacağız. Ayrıyetten bir dişi bir erkek tavşan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir dişi bir erkek tavşan alıp onlara da bir yer yapacağım. Ama onu da muhtemelen bu maaşta değil de bir dahaki maaşta halledebilirim. Bakalım durumları ne olacak.
bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. En azından videolarımız farklılaşır, çeşitlenir. Ben de hayvanlarla uğraşmış olurum. Güzel olur. İlk etapta tavşanları yavru alacağım, bir dişi. Onları büyüteceğiz. Ondan sonra ufak ufak yavrularlar zaten. Çoğalırlar diye düşünüyorum. Sonra tavuklarımız falan yumurtlamaya başlar. Bayağı güzel olur. Şimdi ben size civcivleri falan göstereyim bir. Hep birlikte onları izleyelim. Şileyi göstereyim. Ateşi göstereyim. Bir de keresteleri falan göstereyim. Daha sonra da videoyu sonlandırırız zaten. Şöyle. Direkt bu videoyu bu şekilde paylaşacağım ya. Kalitesi bozulmasın. Civcivlerimiz gene batırmış ortalığı. Bak şunlara bak. Buradalar arkadaşlar civcivlerimiz. Şöyle göstereyim size. Çok kirletiyorlar ya. Suyu mesela dolduruyorum ya. Anında kirletiyorlar suyu. Ama bayağı büyümeye başladılar ha. Şimdi bazısının kuyruğu uzun, bazısının kısa. Bak mesela kahverenginin kuyruğu uzun, şu diğerinin kısa. Kuyruğu uzun olanlar mı acaba şey oluyor? Nasıl söyleyeyim size? Kuyruğu uzun olanlar mı tavuk oluyor, horoz oluyor? Öyle bir şey var mı yani bilmiyorum da. Allah. Civcivleri biraz daha göstereyim sizlere. Bayağı büyüdüler ya. Şilerle ateş de burada. Şile geç yerine. Yerine geç. Şile burada. Ne yapıyorsun? Ateş de burada. Ne yapıyorsun oğlum? Burnu da iyileşti ateşin bakın. Düzeldi bayağı ufaktan bir hafiften yara kaldı. Falo. Falafallo. Halamallo. Varavalo. Tubulu. Bunları böyle seveceğim bunları. Bunlar böyle sevdim mi? Hoşlarına gidiyor bunların var ya bunlar. Güzelliklerim benim. Bunları böyle sevdim mi? Hoşlarına gidiyor. Bak şuna bak bak. Bak şuna bak bak. Dugu dugu duk duk. Dugu dugu duk duk. Büt büt. Fıt fıt fıt. Büt büt büt. Mini büt büt. Ateş gel ateş. Atla bakayım şöyle bana. Ateş atla. Atla hoppa. Anam. Anam atladı ateş ya. Anam şunlara bak ya. Hareketlere bak ya. Tamam, coşmayın tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yorum yaparak, beğenerek destek olabilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşürüz.